arkadaşlarım, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Korkma anneciğim, korkma boncuğum. Oh, bugün sabah yine yürüyüşüme çıktım ben. Yaptım yürüyüşümü, evime geldim. İşte kahvaltıdır, ev işleridir, hallettir. Boncuk orada banyo etti. Bunun normalde üst kapağı var. Böyle kapıya takılıyor, rahat bir şekilde banyo edebiliyor ama böyle alıştırdım ben. Ya kapaklı olduğu zaman biraz belki tedirgin olabilir. Gerçi şeffaf ama korkmuyor, ama böyle daha iyi yaz ayları için. Böyle istediği zaman girip çıkıyor. Bayağı bir yıkandı, çok hoşuna gitti. Pek bir mutlu oldu boncukçuk. Normalde öğlenliğini de ben gidiyorum alıyorum. Biliyorsunuz araba orada, yürüyerek gidiyorum. Çınarı alıyorum, arabayla geri dönüyordum. Bugün çıkamadım arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durum var. Yani iyi midir kötü müdür bilmiyorum ama ben 2 gündür hiç iyi değilim ya. Metabolizma olarak hiç iyi değilim yani. Metabolizmam olduğundan çok fazla çalışıyor. Yakup da diyor ki hem beslenme düzenini değiştirdin, daha düzgün besleniyorsun diyor. Hem de diyor spora başladığın için diyor, vücut hem spora alışkın değil hem beslenme düzenini değiştirdin, ona alışkın değil dedi. Ya muhtemelen ondan dolayıdır diyoruz. Ama karın ağrım var ve metabolizmam sürekli çalışıyor. Sürekli çalışıyor diyebilirim yani. Neyse, maşallah diyeyim de yine çalışsın. Şu sarı bezimi bir şey yapacaktım. Çamaşır suyunu batıracağım. Su içeceğim. Yani tabii normalde ben çok fazla su içen bir insan değilim. Havalar çok sıcakladığı için bir de bol bol da su içiyorum. Bitki çayı falan da tüketiyorum ama öyle abartacak kadar da bitki çayı tüketmiyorum yani. Günde bir defa ya içiyorum ya içmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlarım, bir tuhaflık var yani. Ay bakın, saksı alacağım. Bir türlü alamıyorum, unutuyorum sürekli ya. Bir tane saksı alacağım bu boyutlarda, ya da belki bundan biraz daha büyük olabilir. Küçük istemiyorum. Şu ortadaki koca kafayı alacağım. Çünkü onun üstünden 2-3 tane daha yavru vermiş. Büyümüş maşallah yavruları da. Kenarına dikmiş olduğum yavruları da büyüdü arkadaşlar. O yüzden bu saksıya hiçbirisi sığmıyor. Bu yavruları burada dursun. Bunu alacağım. Oradan alacağım. Bunu da olmadı, yine bunun ortasına dikerim. Yavruların ortasına bölüp. Çünkü ağırlık yapıyor ona. Çok saçma bir yerden çıkmış. Görüyor musunuz? Böyle de karpuz gibi yayılıyor. Bu da çok güzel, her yerinden yavru verdi. 41 kere maşallah. Verdiği yavrular büyüdü. O tekrar yavru verdi. Tekrar yavru verdi. Şöyle tepelerini görüyorsunuz. Yine her yerinden maşallah yavru vermiş. Ama bu da böyle aşağı doğru boynunu büküyor. Niye boynunu büküyor anlamadım. Yakuplar da geldi. Temiz havlu çıktı. Şunlarla Yakup geldi. Şöyle süt aldı. Ne kadara düştü dedin süt? Zaten süt 10,5'tu, 10 küsürdü. 2 paket süt almış. Bir de kendine böyle şirket almış. Pasta canavarı bu. Ben şöyle 1 paket diş buğdayı çıkardım. Biz göce deriz arkadaşlar. Her defasında söylüyorum ama böyle belki bilmeyenler olur diye. Güzel bir yoğurt çorbası yapacağım bununla. Uzandım. Şunları alıyorum. Kıyafetlerini atacağım şunların yıkamaya. Renkleri makineye atmıştım. Şöyle. Bunları da atıp çalıştıracağım hemen arkadaşlar. Şeyler, makinede olmadı. Çeklerini kontrol edeyim de bunu atayım. Üstündekilerini çıkardı Yakup. Fatura çıktı Yakup şeyden. Ne çıktı? Cebinden fatura çıktı. Ödeyiver. Ha? Ödeyiver. Öderim de bozuk yok. Ne o elektrik faturası? Ne kadar? 100. İyi. 160. İyi. Kahve kaynasın, kızlar oynasın, sevdiğini üzenler sevgilisiz kalsın, sevdiğini... Üzerinden alıyorum, her ihtimale karşı titreme falan olursa devrilmesin diye.
Haydi yumuşatıcımızı attık. Çalıştıralım. Bir an önce çalışsın. Ben yazın hiç çamaşır biriktirmem kolay kolay arkadaşlar. Az da olsa atıyorum. Hemen bir an önce yıkansın. Bulaşık makinemi çalıştırmıştım. O da durdu. Hepsi şu anda tertemiz. Çorbamı yapacağım. Ondan sonra pazara gideceğim. Çorba, pilav, patates yemeği yapacaktım. Patates yemeği olmayacak arkadaşlar. Çınar tavuk istedi. O yüzden tavuk alacağım. Pazarda benim tavukçum var. Çok güzel. Taze taze tavukları var. Gerçekten. Adamın kendi zaten şeyi de var. Kasabı da var ama pazar, çarşamba pazarı olduğu zaman oraya açıyor. Çok güzel. Oradan tavuk alacağım. Menü hazır kaldı sanırım. Çınar'ın kargosu geldi. Çıldırma. Çınar. Nasıl kaydık ya yalnızsın? Bana yürüsün. Bak şimdi bana. Bir de sana değilse. Bana yürüsün. Anne. Efendim. Babama sakın odamı giymesin. O dersle ilgili çok mutlu. Niye? Dersle ilgili. Çok mutlu olacak. Çok sıcak ya. Ay yüzüme hiç bakmamıştı. Bakın. Geldi mi? Neymiş acaba? Bomba acaba. Dön 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 dön. Güzel mi var? Uydum. Aa. Ya. Bakmayın. Ay canım teşekkür ederim. Ay inanmıyorum. Kız ağlarım. Ay manyak. Sonra bana hiç böyle yapmamışlar. Anne yaptım. O yüzden yaptım. Hoş geldin. Anne ben kavga istiyorum. Eskişehir'e gider bir daha şey bir daha. Biz nasıl tutacağız? Ay. Şunlar gel gel rahat yok. Yalnız pastayı bir buçuk aldık çünkü çok fazla var evde diye. Zile bize nasıl? Canım benim. Biz daha oğlum kargo değil gel. Çoban armağanı. Buyur. Ay bir hediye de mi aldın? O değil. Pastayı küçük aldık ama dedik şimdi evde pasta dolu. Evde pasta var. Nasılsın yavrum? Zilin hoş geldin. Şimdi gelir annem seni. Buna kargo bekliyorduk. Kamerayı açtım ben de. Dedim şimdi halası oyuncak almış da heyecanla bekliyordu. Eyvah yavrum yazık ya. Arkadaşlar, böyle arkadaşlarım bana tatlış bir çanta almış, minik minnak. Şurada zincir detayı var. Çok kibar, tam böyle yaz aylarında. Aynen. Sigara paketimi, telefonumu, cızırımı atıp yeter. Moda bu şimdi. Bu şekilde. Çınar'cığım sana zamanında çok fazla... Çınar'cığım sana zamanında çok fazla hediye aldığımız için sana bu sene hediye yok, tamam mı? Ben o yüzden bir kavga etmedim. Ya biliyor ama dün de senin doğum gün diyor paşa. Arkadaşlarım, tantır içinde kaldım. Benim normalde yarın doğum günüm, bugün doğum günüm değil. Tam işte o diş bulduğunu çıkardım, çorba yapacaktım. Çorbayı yapayım dedim. Sonrasında dedim ki pazara gideyim, domates alayım sadece. Gerçi yine birkaç bir şey aldım da. Domates alayım, bir de tavuk alayım, döneyim dedim. Çınar tavuk istedi, patates yemeğini istediler. Bizim evde pek sevmiyor patates yemeği de. Ondan sonra tam tripoda telefonu kuruyordum işte. Çınar'ın da büyük kargası bekleniyor ki, oyuncak söyletmişti halasına. İki gündür onu bekliyor deli gibi. İşte kapıda çalınca bizim de bekledik kimsemiz olmadığı için kargo zannettik. Bir de kargo mesajı gelmişti bana. Biz kargo zannettik. Ondan sonra tam tripoda işte telefonumu kurup ben hem yemek yapacaktım. Hem de dedim Çınar hani kargoyu alırken video çeksin dedim, sürpriz olsun dedim. Ana Çınar'a değil bana sürpriz oldu ya. Vallahi çok şaşırdım gerçekten. Çünkü bugün doğum günüm değil, yarın doğum günüm. Böyle bugünden gelmeleri, pasta almaları, hediye almaları falan beni çok mutlu etti. Ceren'cime, Özlem'cime buradan çok teşekkür ediyorum. Canım dostlarım benim, çok sağ olsunlar. Gerçekten çok tatlı bir sürpriz oldu. Benim için unutulmayacak bir sürpriz oldu. Oturduk bayağı muhabbet sohbet ettik. Kahve yaptık onlara. Kahve yaptım, kahve içirdim. Hep birlikte kahve içtik. Bir de Çınar'ın doğum günü pastasından vardı. Onlara da servis ettim. Güzel oldu. Şimdi işte onlar çıktılar. Ben de onlarla birlikte çıktım pazara.
Hem işte tavuk aldım, bir şeyler aldım, eve geldim. Ceren kendi ayrı video çekmiş arkadaşlar. Gelirken falan video çekmiş. Eve çıkarken falan. Onları da bana WhatsApp'tan attı. Şimdi onu koyayım ben. Siz de izleyin. Selam arkadaşlar. Evet, şu an videonun yarısına girmiş bulunuyorum. Özlem'le beraberiz. Bu ihtimal siz bu videoyu bugün izlersiniz. Yani Çağla'nın doğum günü olduğu gün izlersiniz. Çağla'nın doğum gününü kutlamaya geldik. Sürpriz yaptık. Evet, pastamız evet, hazırlanıyor. Yani video büyük ihtimal videonun olduğu gün olacak. Evet. Şimdi Çınar'ın doğum günü olduğu için arkadaşlar çok fazla pasta var. Çağla'nın evinde onun için biz de küçük bir pasta aldık. Hediye aldık. Öyle şimdi doğum gününü kutlayacağız. Bakalım sürprizimiz karşısında çok şaşıracak mı? İyi ki doğdun Çağla. İyi ki doğdun Çağla. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Ay! Mutlu yıllar sana. Ay, inanmıyorum. Kim söylemedi? Oğlum dilek dileme şey kalma. Kamera açmış bir de burada. Kamera açmıştım. Bunu kargo bekliyordum da üzeriyesine. Sürpriz. Ay manyak. Sonra ona teşekkür ederim. Yakup. O yüzden. Anne da kabuk. Hoş geldiniz. Kız alırım. Sürpriz. Ay manyak. Sonra ona teşekkür ederim. Yakup. O yüzden. Anne da kabuk. Hoş geldiniz. Kız çelerimin bana aldığı hediyeyi de göstereyim size. Oğlum onlar kirli bardakları götürür müsün? Niye buraya getirdin? Oyuncak değil onlar. Esra'dan çok güzel bir çanta almışlar. Şöyle göstereyim. Bayıldım. Gerçekten küçüklüğüne, kibarlığına, kısa saplı olması. Biliyorsunuz bunlar çok moda. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Şurada bir zincir detayı var. Spor. Böyle içinde tam bir yaz çantası. Hemen çantama böyle bir telefonumu. Minik bir parfüm, bir gözlük, bir sigara paketimi, paranızı koyun çıkın yani bu şekilde. Çok tatlı değil mi? Şöyle çok tatlı. Bayıldım. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Keşke hediye alıp da zahmet etmeselerdi ya. Aramız biraz dağıldı. Şimdi izlediniz sanırım. Koydum o bölümü. Ceren'in çektiği videoyu. Ne aldım pazardan? Böyle dolma istedi Çınar. Dolma biberi aldım. Ondan sonra çeri domatesi aldım ama çok güzel çeri domatesler. Bayağı bir çeri... Oğlum video çekiyorum anneciğim. Bayağı bir çeri domatesi aldım. Ayrıyetten bir de böyle pembe domates aldım. Pembe domatesi de çok severim ben arkadaşlar. İki tane kabak aldım. Patlıcan iyi bulamadım, almadım o yüzden. Kabağı da kızartma için falan kullanıyorum. Ya da işte farklı bir şeyler yapıyorum. Salatasını falan, zeytinyağlı, yoğurtlu da güzel oluyor, sarımsaklı. Biz böyle çok almıyorum ben kabağı, patlıcan arkadaşlar. Öyle yemeği yenilmiyor. Bizde patlıcan yemeği de yenilmiyor, kabak yemeği de yenilmiyor. Biz bunları ya kızartmada kullanıyoruz ya da salata türü şeylerde kullanıyoruz. Bolca limon aldım çünkü ben limonu çok tüketiyorum. Sabahları da tüketiyorum. Bir de tavukçumdan şöyle sos da istedim bu sefer. Çünkü hemen bunları tavaya dizeceğim. Yaparsam isterlerse yanına da hemen çorba işi iptal oldu benim işte. Cerenler gelince hemen tekrardan kaldırdım ya. Çorba da olmayıversin bugün. Şöyle karışık baharat tavuk sosu koymuş. Pirzola aldım arkadaşlar. Böyle 50 liralık da pirzola aldım. Pazar alışverişim bu şekilde. Burası böylece 100 lira tuttu diyebilirim size. Böyle... Çınar, bu soğanın kapağı nerede oğlum? Burada da pastaların birazcık parçaları kaldı. Bunları böyle bir poşete koyup hayvancıklara vereceğim arkadaşlar. Çöpe atmayacağım. Baksanıza vantilatörü falan getirdik buraya. Kızlar yandılar. Ay Çağla diyor, çok sıcak diyor. Senin ev daha bir sıcak diyorlar.
Gerçekten de öyle ama benim ev daha bir sıcak arkadaşlar. Çok sıcak bastı. Ben boşuna giymiyorum askılları, şortları. Durulmuyor arkadaşlar. Benim evim çok sıcak. Üst kat çünkü. Bizim üstümüzde çatı. Hava da çok sıcak diyorum yani. O yüzden iyice böyle bunalıyoruz. Cam, pencere, her yer açık. O dışarıdaki olan toz içeriye giriyor. Klimamız yok. Niye klimanız yok diye sormayın. Klimamız yok arkadaşlar. Bu sene alacaktık Allah nasip ederse. Bu sene de böyle taşınma şey olduğu için kaldı. Eskişehir'de zaten taşınırsak Eskişehir'e klimaya gerek yok arkadaşlar. Orası bu kadar sıcak olmuyor. Oturmadım arkadaşlar. Çok yoruldum ya. Bulaşık makinem temizlerle doluydu. Onu boşalttım. Kirlileri yerleştirdim. Bir sürü bulaşık vardı. Hemen bunları sirkeli suya bandırdım. Yeşilliklerimi, domatesimi falan. Burada pilav yaptım. Şöyle. Bu orta boya yaptım. Kapağı buna uyumlu değil ama bunu da yapmak istedim. Çünkü hemen bir bardaktan yaptım arkadaşlar. Bir su bardağından 200 milimlik. Çünkü yenmiyor. Ben yemiyorum pilav. Burada da tavuklarımı, pirzolalarımı bir güzel mangal usulü yaptım bu şekilde. Ellerime sağlık valla. Güzel oldu. Onlar biraz sirkeli suda beklesin. Hemen salataya doğrayacağım. Zeytinyağını, limonunu katacağım ve sofraya oturacağız. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Yakup'un o kadar ceplerini kontrol etmeme rağmen tükenmez kalem kalmış. Kenarına takmış ve yıkadım Allah'tan. Öyle çok bir bulaşma durumu olmamış hiçbir şeye. Dağılmış akmış ama içime sinmedi benim. Tekrardan yıkadım. Yani moralim tabii ki de çok bozuldu. Çünkü çocuğum bu takımları daha hiç giymedi. Sadece doğum gününde dün giydirdik. Yani buna bulaşmış gibi geldi sanki bana birazcık da. Bir tekrar bakacağım. Yok, bir şey yok. Çok şükür şurasında var. Bir nokta kadar bir şey. Hiç belli olmuyor. Çamaşırlarımı asacağım hemen. Yine gecenin yarısı oldu. Videomu editleyin falan derken bayağı bir telefon geldi. İşte doğum günü mesajlarıdır falan. Şimdiden doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ediyorum. Ağzınıza dilinize sağlık. Teşekkür ediyorum şimdiden. Instagram'dan çok mesaj geldi. WhatsApp'tan çok mesaj geldi. Arayanlar oldu. O yüzden bir de anca onlara yetişip bir de anca video editledim arkadaşlar. Bugün bayağı yoğun bir gün geçti benim için. Çamaşırlarımı getirdim. Bunları asacağız. Sonra da Yakup'u yarın işe gidecek. Üniforması yok. Ondan dolayı Yakup'a üniforma ütüleyeceğiz. Birer tane. Bir üst bir de alt ütüleyeceğim. Hem ütüyü yapayım hem şunları asayım ama önce dış çamaşırları bir asalım. Güzel bir şekilde kurusunlar arkadaşlarım. Yani bugün benim için çok özel bir gün oldu. Yani niye bu kadar çok şaşırdım? Çünkü benim bugün doğum günüm değildi arkadaşlar. Tabii şu andan itibaren doğum günüm de saat 12'yi geçti. Ama benim doğum günüm normalde yarın. Yani kızların bugünden gelmesi, sürpriz yapması, kutlaması gerçekten beni çok şaşırttı. Tabii ki de çok çok mutlu etti beni. Çok mutlu oldum. Şöyle birazcık daha kaldırayım kamerayı. Çok mutlu oldum arkadaşlarım. Ya insanın sevilmesi, sevmesi, değer görülmesi çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Rabbim hepinize benim dostlarım gibi, benim arkadaşlarım gibi arkadaş dost nasip etsin. Ya bizimki yani ömürlük, gerçekten ömürlük. Rabbim sağlık sıhhat verdiği sürece de biz ölene kadar ayrılmayacağız yani. Nerede olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım. Çok üzülüyorlar. Ben tayin istediğimiz için, gideceğimiz için çok üzülüyorlar ama bir yandan da çok seviniyorlar. Niye? Çünkü ben çok istediğim için, aileme, anneme yakın, annemlere yakın olmak istediğim için. Çünkü ister istemez onların da kendilerine göre işi gücü var, ailesi var, arkadaşlar, bir düzenleri var. Ben burada sürekli yalnız kalıyorum. Onlar da biliyorlar neyin ne olduğunu. O yüzden şey de yapmak istemiyorlar. Ne kadar üzülseler de
bir yandan da seviniyorlar. Yani ben Eskişehir'e gittiğimde Allah nasip ederse evime de gelecekler. Orada misafirim olacaklar. Tabii ki de görüşeceğiz yine. Her zaman olduğu gibi görüşeceğiz. Ha, bu kadar yüz yüze görüştüğümüz kadar görüşmeyebiliriz ama sonuçta benim bir ayağım burada arkadaşlar. Balıkesir'de kayınvalidem var, görüşem var. Burada evim var, arkadaşlarım var, dostlarım var. O yüzden yani her Balıkesir'e geldiğimde Edremit'e gelip tabii ki de arkadaşlarımı göreceğim, dostlarımı göreceğim. Ben gelemesem onlar Balıkesir'e gelirler. O şekilde görüşürüz. Yani biz bir şekilde görüşürüz. Telefondan zaten her daim tabii ki de konuşacağız. Yani dostluk mesafeyle alakalı olan bir şey değildir. Ben 30 yıllık arkadaşlarımla görüşüyorum. Hala görüşüyorum. O yüzden dostluk her zaman birbirini görmek, her zaman konuşmak değildir arkadaşlar. Şuradan gelir, gönülden gelir, yürekten gelir. Allah hepinize iyi yürekli arkadaşlar, dostlar nasip eylesin. Tabii sizin kendinize de bağlı bir şey bu. Siz iyi olursanız karşınızdaki insan da iyi oluyor. Siz kötü olursanız karşınızdaki insan ne kadar iyi olursa olsun belli bir süre sonra o da sizin niyetinizi anladığı zaman olaylar bir yerlerden kopuyor arkadaşlar. İpler kopuyor yani. Ben her daim herkesle anlaşabilen bir insanım. 7'sinden 70'ine kadar anlaşabilen bir insanım. Yeter ki karşımdaki insan bana kazık atmaya kalkmasın. Yeter ki karşımdaki insan beni çıkarlar için kullanmaya kalkmasın. Kötü düşünmesin yani. Çünkü ben gerçekten çok temiz kalpli bir insanım. Karşımdaki insana karşı aynı kendim gibi davranırım ve temiz kalpli bir şekilde kendim gibi görürüm herkesi. O yüzden benim iyi niyetimden yararlanmaya çalışan, iyi niyetimi kullanmaya çalışan insanlardan nefret ederim. Allah kimseye böyle insanlarla gerçekten karşılaştırmasın. Çok şükür öyle insanlarla da karşılaşmadım. Böyle yani arkadaşlarım. Dediğim gibi zaten bilerek de doğum günümden bir gün önce yapmışlar ki ben şaşırayım diye, beklemeyeyim diye. Yoksa diyor hani belki diyor beklerdim diyor, belki tahmin edebilirdim diyor. Bilerek diyor bu şekilde yaptık. Tabii ki de çok mutlu oldum. Çok çok mutlu oldum yani. Ne diyeyim? Ceren'in hele video çekmesi beni öldürdü ya. Gerçekten öldürdü. Daha bir mutlu etti video çekmesi. Çok güzel bir hatıra olarak kaldı. Böyle arkadaşlarım. Bugün Çağla'nız şok oldu. Şok sürprizle karşılaştı. Bir de ben öyle yani küçük şeylerle de mutlu olabilen biriyim. Yani ben hiçbir şeyin büyüğünü aramam. Yani hani işte şöyle olsun böyle olsaydı keşke demem. Önemli olan sevgiyle yapmak bir şeyleri. Gerisi boş arkadaşlar. Gerisi boş. Çamaşır hiç biriktirmek istemiyorum, sevmiyorum, nefret ediyorum. Yazın özellikle çamaşır biriktirmeyi hiç sevmem ben. Kışın kurutması zor olduğu için biraz biriktiririm. Yalan olmasın. Bayağı bir toplarım, biriktiririm. Bir anda yıkayıp bir anda kurutur kaldırırım. Çünkü kurutması çok sıkıntı oluyor parça parça. Sürekli çamaşır oluyor evin içinde. Bir de cam pencere çok açılmıyor ya. Ama yazın sürekli burası cam açık olduğu için burası benim çamaşır odası gibi olduğu için cam da açık, hava da sıcak. O yüzden ne gerek var o kadar bekletmeye? Hemen böyle yıkayıveriyorum. Şu an sepetimde neredeyse hiçbir şey yok gibi bir şey. 2-3 tane beyaz atlet var. 1-2 tane havlu var o kadar. Onları da atarız. Birazcık daha en azından beyazlar olsun. Atarım onları da. Bak bu kayıyor. Yakup'a da bir tane şöyle üst ütüleyeceğim. Bir tane de pantolon üstü ütüleyeceğim. Yarın o gündüze gidecek. O yarın gündüze gidecek. Sonra geceye gidecek. İşte. Yarın da temizlik yapmayı düşünüyorum. Hem de video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü ne zamandır temizlik videosu çekmiyordum. Sizlere istiyorsunuz yani temizlik videosu. Çok sık sık çektiğim zaman da güzel olmuyor.
Ama böyle arada bir temizlik videosu çektiğimiz zaman iyi olur arkadaşlar. Yarın da temizlik videosu çekeriz. Şimdilik ben şunları biraz üst varmış. Ütülüymüş, pantolonu yok arkadaşlar. Bir tane hemen pantolon ütüleyeceğim. Sonra askıya asacağım. O da tamam olacak. Ay bu oda ne güzel oldu böyle ya. Çamaşır, ütü masası hazır. Kurulu, elimin altında. Şey hazır, çamaşırlık hazır. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Böyle şey oluyor ya. Mesela tişört giyeceğim değil mi? Buruşuk gibi mesela. Veya herhangi bir şey giyeceğim. Buruşuk gibi. Hemen ütüm burada hazır, masada hazır ya. Şipşak. Ütüleyip giyiyorum hemen. Vallahi bu rahatlığa ben alıştım ya arkadaşlar. Başka bir eve gidersem tabii ki bunu yapamayabilirim. Böyle bir odam olmayabilir. O yüzden bayağı bir zorlanacağım gibi geliyor ya bana. Hadi hayırlısı. Neyse olsun, varsın olsun, olmasın. Hiç sıkıntı değil. Ben bunu bir ütüleyip siz sallanmayın. Çamaşırlarımı astım. Ütümü de yaptım. Bunu da yerine götürelim. Yatak odasına geldim. Bugün de burada bir kapanış yapayım. Bugünlük de benden bu kadar bağlarım. Böyle bir vlog oldu bugün de. Umarım beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur hepinizin. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.